Savaş 1937'de Japonya'nın Çin'e saldırmasıyla birlikte Doğu'yu harap etmiş. 1 Eylül 1939'da ise Almanya'nın Polonya topraklarına girmesiyle Avrupa'ya kadar uzanmıştı. 1 Aralık 1941'de Japon hava aracının Pearl Harbor'daki Amerikan donanma üssüne saldırmasıyla birlikte bütün dünyayı sarsmış bulunmaktaydı. Her kıtaya sıçramıştı. Ve bitmesi tam 6 yıl almıştı. Savaş, yeni çağın yeni çeşit silahıyla sonlanmıştı. Bu insanlık ürünü olayların belki de en büyüğüydü. Bu insanlar tarihin birer parçasıydı. Onlar savaşın neresinde olursa olsun bu olayda zafere de trajediye de tanıklık etmiş kişilerdi. Onların ifadeleri sayesinde dünyamızın tarihinin nasıl şekillendiğini biliyoruz. Kimileri bedelini öderken, kimilerinin buna gücü yetmedi. İmparatorluğun bedeli. Mihver devletlerinin başlıca ikisi de ilk saldırılarında olağanüstü başarı elde ettiler. Orta Avrupa'da, Batı Avrupa'da ve Sovyetler Birliği'nin işgalinde Almanya, Pasifik ve Burma, Malaya, Filipinler ve Hollanda, Doğu Hint adalarında Japonya. 1943'te ise savaşın gidişatı değişti. Yılın sonuna doğru mihverler her yerde savunma halindeydi. 1944 boyunca her savaş sahnesinde müttefiklerin gücü doğuda, Sovyetler Birliği'nde ve ikinci cephenin açılmasıyla giderek arttı. Müttefiklerin Almanya'yı bombalama harekatı durmak bilmiyordu. Doğu cephesine önemli bir katkıda bulunabilecek Luftwaffe'nin azalan stokları tıpkı on binlerce askeri personel gibi Alman şehirlerinin ve Alman sanayisinin savunmasına adanmıştı. Eylül 1943'ten 1944 Mart ayının son gününe kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Amerikan bombaları Alman hedefleri ezip geçti. Ocaktan itibaren Mustang P-51B'lerin hizmete girmesiyle birlikte uzun menzilli savaşçı eskortları tarafından desteklendiler. 30 bin feet'te ısıtması olmayan uçaklarla uçuyorduk. Gerçekten çok soğuktu. Elektrikli battaniyeye benzeyen uçuş giysilerimiz vardı. Bu giysilerin bel kısmında uçağa bağlayabileceğimiz kablolar vardı. Ve bu şekilde ısınabilirdik. Rahattı, iyiydik. Bombardıman komutası şehirleri bombalamaya devam ediyordu. Hamburg'da ateş fırtınası yaratan ve 40 binden fazla ölüme neden olan korkunç baskından güç alan Arthur Harris başkente doğru döndü ve bu savaş daha sonra Berlin Muharebesi olarak bilinecekti. Führer'in başkentine verilen zararı görmek zorunda kalmamak için arabasının perdeleri kapalı şekilde gezmesine rağmen geniş çaplı baskınlar şehri zayıflatamadı. Oraya gittiğimde G diye bir şeyimiz vardı. Uçağın benim olduğum kısmında navigatör ekranı vardı. Ve nerede olduğumu tam olarak bilebiliyordum. Hava bulutluysa ki genellikle öyleydi, onu kullanırdım.
Değilse nerede olduğumu tahmin ederdim ve hedefi fark etmeye çalışırdım. Askeri hedeflere saldırmak daha etkiliydi. Kraliyet ve Amerika'nın 8. ve 15. Hava Kuvvetleri'nin uçaklara ve uçak fabrikalarına 15 bin tondan fazla patlayıcı bıraktığı Şubat ayındaki büyük hafta, Luftwaffe'ye kalıcı olarak hasar verdi. Bütün bunlar olurken bu gayretimizin bir amacı vardı. Dostluk harikaydı. Bir arkadaşımızı kaybetmeyi kabullenmemiz harikaydı. Asla, ama asla neden burada olduğumuzu ve neden bunu yaptığımızı kimse sorgulamadı, hiç kimse. 1944 ilkbaharında bombardımanların halka diz çöktürmeyeceği ve savaşı bitirmeyeceği kesinleşti. Mart'ın sonunda bombardıman komutası Nürnberg'e baskın yaptı. 94 bomba atıldı ve uçak mürettebatından 540 kişi öldü. Bu sayı savaşçı komutasının İngiliz muharebesi boyunca kaybettiğinden çok daha büyüktü. Nürnberg bunu en az zararla atlattı. Arthur Harris'in Berlin muharebesi bu şekilde sona erdi. Mürettebattan 1000 kişi kayıptı. Bombacılar bir başka göreve atandılar. Avrupa'nın istilası. Küresel çapta istilaya maruz kalan taraf müttefik güçlerdi. Japon İmparatorluk Ordusu Burma'da yeniden saldırı operasyonları düzenliyordu. Çinliler neredeyse tamamen müttefiklerin modern askeri ekipmanına bağımlı durumundaydılar. 1943'te bu ekipmanın tedariği Burma'nın ve Burma yolunun kaybıyla ciddi şekilde engellendi. Alternatif olacak Ledo yolunun inşası yağmurların başlamasıyla sekteye uğradı. Müttefiklerin 1944'te operasyonlarını sürdürme planları Burma'nın kuzeyini güvende tutmaya odaklanmıştı. Böylelikle Ledo yolu tamamlanabilecekti. Burma'daki Çin ordusunun başında olan Amerikan General Joe Stilwell yolu inşa ederek Ledo'dan Burma sınırına, oradan kuzeye doğru ilerledi. Bu sırada İngiliz General Ord Wingate'in uzun menzil grubu Çinditler Irrawaddy'ye giderek Stilwell'in güneyindeki Japonların iletişimlerini kestiler. General Wei Li Huang komutasında Çin'in dışında operasyonlarını yürüten Çin Sefer Kuvvetleri 56. bölüğü Wingate'e doğru ilerleterek Tengwei'deki Japonlara karşı harekete geçti. Bu plan 5 Şubat'ta Çinditler Ledo'dan yürüyüşlerine başladıklarında hayata geçirildi. Ertesi günse Japonlar saldırdı. ...55. bölük 15. Hint Birliği'ne arkadan saldırmak üzere kuzeye doğru ilerlemişti. Arakan Burma Devleti'nde üstünlük sağlamak için Japonların devamlı saldırı girişimleri sona ermişti. İngiliz ve Hint orduları ilk kez Japonların saldırısını başarılı bir şekilde geri püskürtmüştü. Ön cephedeki askerlerden biriydim. Westonbury'nin yaklaşık 100 metre yukarısındaydım. Ama hiçbir şey görünmüyordu. Tek görebildiğimiz yeşillikti. Birdenbire silah sesi geldi. Ama ilerleyemedim çünkü ileride kaç tane Japon olduğunu bilmiyordum. Sadece bir atış oldu. Onbaşımız vurulmuştu. Onu taşırken ben de vurulacağımı düşündüm tabii. Amerikalılar Japonların olduğu tepeyi bombaladılar. Gece boyunca kaçtılar.
Hep geri çekildiler. Bütün gece böyleydi. İşte böyleydi. Mart'ın başında Çinditler Kakue Vadisi'ne uçtular ve hava saldırısı bu kez iyi gitti. Japonların Çindit gücünü durdurma girişimi kolayca püskürtüldü. Japonların saldırı planının başlıca bölümü olan Çindit iniş bölgesinin güneyi, saldırıyla karşılaşan General Slim'in beklediğinden bir hafta önce Japonlar tarafından saldırıya uğramıştı. Japonların yanında Hint bağımsız lider Subhas Chandra Bose'un Japonların Hint ordusu esirlerinden oluşturduğu bir bölük vardı. Bu adamlar Chindwin'i geçerken dizleri üstünde Jai Hindi diye bağırıyorlardı. Yaşasın Hindistan! Japonların 33. bölüğü Hintlerin 20. bölüğüne kuzeye doğru ilerleyip Impal'ı tehdit etmeye başlamadan önce ilerleme kaydetmişti. Müzik 20. bölük Impal yolunda konuşlanıp yolu tutma emri almıştı. 3 aylık vahşi bir savaştan sonra başardılar. Japonların amacı kesinleşmişti. Kohima onların ana üssüydü. Daha da önemlisi bir tren yoluydu ve İngilizlerin Hindistan'daki tedarik deposu olan Dimapur'a giriş kapısıydı. Japonların 15. bölüğü Impal-Kohima yolunu kesti. Kohima'yı kapattıklarında İngiliz kumandası ilerleyemedi. Arabistanlı Lawrence ve Hartumlu Gordon gibi esrarengiz İngiliz askerlerinin geleneğini sürdüren Ord Wingate uçak kazasında hayatını kaybetti. Çinditlerin kumandası Joe Stilwell'e geçti. 3 Nisan'da 31. Japon bölüğü Kohima'da kapandı. Aynı gün İngiliz piyade taburu cephanelik olan garnizona vardı. Kuşatılmış bir halde 2 hafta umutsuzca savaştılar. Çevre daraldıkça giderek artan sayıda köy yumruk yumruğa vahşice savaşa giriyordu. O zamanlar ön cepheyi 15 metreden az bir mesafe ayırıyordu. Bu da çok dar bir alandı. Paraşüt stoklarının üzerinde yaşıyorduk. Yani... Payınızı paraşütle düşürürlerdi. Japonların asla böyle bir şeyi olmadı. Japonların ordularına tedarik ve destekte başarısız olması, savaş boyunca kaybedilen 1.74 milyon askerin %60'ının açlık veya hastalık sebebiyle kaybedilmesine neden oldu. 18 Nisan'da Punjabi taburu ve tank çıkarması Kohima'ya ilerlemeyi başardı. Müdafaacılar 300 kişi kaybettiler ama Kohima'yı tutmayı başardılar. Japonları püskürten şey buydu. Tedarik alamayacaklar, ilaç alamayacaklar. Doğuyu zorlamaya çalıştılar. Japonlar köylülerden gerektiği kadar yiyecek alamadı. Bu yüzden bazen köylüleri zorluyorlardı. Dünya böyleydi. Gelirlerse köyden gidin. Şimdi de Burmalılar onların peşinden gidecek. Ve Japonları öldürmeye başladılar. ...11 Mayıs'ta General Wei Li Huang saldırıya başladı. Haziran'ın ortasında Kohima-Impal yolu yeniden açılmıştı. Japonlar asla esir olmaz, genelde kendilerini öldürürlerdi.
Hala aklımda, hala hatırlıyorum. O kadar kafamıza kazınmıştı. Öleceğinize emin olun. Asla esir olma utancını yaşamayın. Ne olursa olsun esir olamazsınız. Hala aklımda. 90 yaşındayım ve bunu hala hatırlıyorum. Bizi bu şekilde düşündürüyorlardı. Böyle düşünmezsek ne kurşun vardı ne de yemek. Grubun mantalitesi asla esir olma. Ve bu utancı yaşama üzerineydi. Esir olsanız bile evinize canlı dönemezdiniz. Canlı dönseniz bile kimsenin yüzüne bakamazdınız. Utanç vericiydi. ...1944 yılı boyunca Hindistan-Burma savaş alanı Asya-Pasifik tarafındaki tek saldırı olayı değildi. Marshall ve Gilbert adaları ele geçirildi ve güvenliği sağlandı. Müttefikler gözünü Mariana adalarına ve hatta Filipinlere çevirdi. Japonlar da Amerikanlar gibi harita okuyabiliyordu ve Marianaların stratejik öneminin farkındalardı. Beklenen Amerikan saldırısına oradaki uçaklarla kombine şekilde adalara güçlü bir filo yerleştirerek karşılık vermeyi planlıyorlardı. Bu planla Amerika gemi gücünü alt edebilirlerdi. Amerika gemi gücü Pasifik'te bir araya gelecek olan en büyük deniz kuvvetiydi. 15 uçak gemisi etrafında kurulmuştu ve 5. filo tarafından 7 savaş gemisi ve 21 kruvazörle desteklenmişti. Bir de ayrıca 12 eskort uçak gemisi, 5 savaş gemisi ve 11 kruvazörü olan tam bölüklü 4 birlik taşıyan istila filosu vardı. Amiral Toyoda, Amerikanlarla karşılaşacak ve onların dev donanmasına karşı koyacak filonun kumandanıydı. 5 savaş gemisi ve 8 uçak gemisi vardı. ...11 Haziran'da adaların en kuzeyine yapılan bombalı saldırıyla Marianalar saldırısı başladı. İlk hamleyi yapmak Japonlardan gelecek olan desteği engelleyecekti. En kuzeydeki ada Saipan'dı. ...32.000 kişilik garnizonu vardı. Saipan çıkarmalarına şiddetli şekilde karşı koyuluyordu ve ölü sayısı yüksekti. Bunun bir nedeni de filo ve hava kuvvetlerinin Japon deniz kuvvetlerini saptadıklarında geri çekilmek zorunda olmalarıydı. Deniz kuvvetleri Filipin deniz savaşı için pozisyon aldılar. 19 ve 20 Haziran 1944'te tarihin en büyük uçak gemisi savaşı yaşandı. Japonlar Amerikan gemilerine yaptıkları hava atışlarıyla hareketi başlattı fakat gelen dalgalar radarda saptanıyordu. Bunun sonucu olarak Japonlar 219 uçak kaybederken Amerikalılar 29 uçak kaybetti. Olayın ilk gününde 2 Japon uçak gemisi denizaltıları tarafından batırıldı. İkinci gün Amerikan ana gemi kuvvetleri Amiral Mark Mitchell Japonlara saldırdı ve bir uçak gemilerini batırdı. 65 uçaklarını yok etti. Amerikalılar bu olaya Büyük Marianalar Hindi Vuruşu adını verdiler. Son sayıma göre Japonlar 3 uçak gemisi ve 480 uçak kaybetmişlerdi. Amerikalılarsa hiç gemi kaybetmemiş, 29 uçak kaybetmişlerdi. Maddi kayıplar ve eğitimli uçak mürettebatı kaybı Japonya'yı kalıcı ve ölümcül şekilde zayıflattı. Becerikli pilotların azlığına yeni bir çözüm bulunacak ve bu ilahi rüzgar olarak adlandırılacaktı. Bu çözüm daha önce 13. yüzyılda 2 kez Moğol istila gemilerini yok ederek Japonya'yı kurtarmıştı. Bu rüzgarın adı
kamikazeydi. ...6 Temmuz'da Saipan'daki komutanlar son bir intihar saldırısı düzenledi ve ardından intihar ettiler. Ertesi gün emirleri yerine getirildi. Savaş bittiğinde 26 binden fazla Japon ölmüştü. Amerikalılarda ise bu sayı 3426 idi. Saipan'den gidiyorduk. Tepelerden çocuklarıyla birlikte atlayan, intihar eden siviller gördük. Saipan'ın kaybedilmesinden 10 gün sonra savaş yönetimi hakkında artan eleştirilerle birlikte General Hideki Tojo başbakan olarak istifa etti. 3 gün sonra Amerikan 1. Deniz Bölüğü Guam'a çıktı. 24, 2 ve 4. Deniz Bölükleri ise Tinian'a çıktı. Buradaki direniş 1 Ağustos'ta, Guam'daki ise 10 Ağustos'ta sona erdi. Ama Japon askerler 1960 yılına kadar teslim olmadılar. Guam bizimdi ve sıtmaya yakalanmıştım. Ateşim 41 dereceydi. Beni gemide biraz iyileştirdiler ama sonra eve gönderdiler. İnanın veya inanmayın, eve gönderildim. Sadece bu görevde olanlar bu hissi bilebilir. Adınızı duyarsınız ve toplan, eve gidiyorsun derler. Japonya savaşı kaybediyordu. Avrupa cephesinde müttefiklerin İtalya'daki ilerleyişleri yavaş ve pahalıydı. Eylül 1943'te Anakara'ya indikten sonra güçler Roma'ya ve Almanların savunma pozisyonlarından ilki olan Gustav hattına doğru ilerlediler. Amerikan bölükleri Salerno'dan Napoli'ye Akdeniz kıyısından ilerlediler ve 8. İngiliz ordusu Adriyatik kıyısındaki Termoli'ye çıkan komandolarla birleşmek üzere hareket etti. Kasım ayının başından itibaren müttefik güçler korkunç bir rakiple karşı karşıya kaldılar. Albert Kesselring. Kasım ayının sonunda Montgomery 8. Ordu'yu Gustav hattında harekete geçirdi ve savunmaları doğuya yerleştirdi. Fakat 1944 yılının başında hem müttefiklerin başkomutanı Eisenhower hem de Montgomery Avrupa'nın istilasını planlamak üzere İtalya'dan çekildiler. Aynı zamanda Ocak 1944'te 4,5 milyonluk kayıpları olmasına rağmen Alman silahlı kuvvetleri en yüksek güçlerine ulaştılar. 9,5 milyon silahlı. Rakamların savaşmak için askere alınanların niteliğini yanlış yansıtma ihtimali de olsa, Mark Clark'ın Amerikan 5. ordusuyla Gustav hattının batısında karşılaşan Wehrmacht korkunç bir düşmandı. 22 Ocak'ta savunmada üstünlük sağlamak için Shingle Operasyonu, Amerikan 3. ve İngiliz 1. bölüklerini hattın arkasında kalan Anzio adlı yere çıkardı. Burası kısa sürede dünyanın en meşgul 4. kapısı olacaktı. 24 kilometre genişliğinde ve 12 kilometre derinliğinde güçlü bir kıyı hattı kurulmuştu. Fakat o zamana kadar Kesselring bölgeye destek istemişti ve 6 bölük harekete geçmişti.
Şubat'ın ortasında Amerikalılar Gustav'da saldırıya başladı. Bu hareketin amacı onları Anzio sahilinde ilerleyen güçlerle birleştirmesiydi. Bir hafta içinde ilerlemeyişinin cezası olarak Anzio'daki Amerikan komutan değiştirildi. Almanlar Anzio'daki Fischfang, balık yakalama operasyonuyla baskılarına devam ettiler. Onları koyda tutan tek şey ise müttefiklerin havadaki üstünlüğüydü. Bu sırada Gustav hattındaki saldırı Monte Cassino adı verilen yerde devam ediyordu. 2 Şubat'tan 17 Mayıs'a kadar müttefikler Cassino'nun Benediktin Manastırı'na 5 saldırıda bulundular. 135 Amerikan bombardıman uçağı manastırı yerle bir etti. Gelen emirlerle Hint, Kanada, İngiliz ve Yeni Zelanda birliklerinin girişimiyle Almanlar geri püskürtüldü. Sonunda General Alphonse Jouin'in dağ savaşında becerisi olan Faslıların yönettiği Özgür Fransa kuvvetleri Polonya 2. Kol Ordu'yu Monte Cassino'ya taşımak için yolu açtılar. 17 Mayıs'ta Polonya bayrağı sonunda Almanların çekildiği kalıntıların üzerinde dalgalanıyordu. Arkadaşımla birlikte gece alanı gezdik ve Alman miğferleri bulduk. Bu miğferleri alarak Almanmış gibi davrandık. Sorgu yapıyorlardı ve bize yavol, yavol diyecektik. 12 tane çimento deposu vardı. Her birinin bir penceresi. Ve bu pencerelerden dışarıya ateş ediyorlardı. Depolara el bombası atarak onları etkisiz hale getirmeyi başardık. İşte onları bu yüzden yok edebildik. Cassino cephesi müttefikleri 3 ay boyunca orada tutmuş ve 15 kilometre ilerlemelerini sağlamıştı. Mayıs'ın sonlarında Alman bölükleri kötü yaralanmışlardı ve daha önlerinde Roma vardı. Çekilen 10. Alman ordusunu durdurmak için doğudan Valmonte'ye gitmek için bir plan gerekiyordu. General Mark Clark'ın ise daha büyük fikirleri vardı. Clark'ın Roma'nın kurtarıcısı olma kararlılığı nedeniyle 10. Alman ordusuna dokunulmadı. ...5 Haziran'da Mark Clark güçlerini Roma'ya yönlendirdi. Umduğu ilanı yapamadı. Ertesi gün çıkarma günüydü. Çıkarma gününe gelmek için müttefikler 9 ay harcamışlardı ve 40 bin kayıp vermişlerdi. Almanlarsa 25 bin kayıp vermişti. Baharın gelmesiyle Doğu cephesindeki buzlar eriyordu ve bu da Rusların saldırılarına başlayabilecekleri anlamına gelmekteydi. 4 Mart'ta harekete geçtiler ama en iyi komutanlarından biri olan Nikolay Vatutin olmadan ilerliyorlardı. Vatutin bağımsız bir Ukrayna için savaşan partizanlar tarafından pusuya düşürülmüş, yaralanmış ve hayatını kaybetmişti. Bahar saldırısının stratejik amacı ordu A grubu ve ordu Güney grubunun arasını açmaktı. Şu anda en iyi haber Kızıl Ordu'nun bulunduğu Rus cephesinden geliyor. Kızıl Ordu istilacıları püskürterek ve savunmalarını yok ederek zafer üstüne zafer kazanıyor. İlk iki günde Zhukov'un 1. Ukrayna cephesi inatçı çamura rağmen 40 kilometre ilerledi. Ayın sonunda Hitler iki ordu grubunun da kumandanlarının von Kleist ve von Manstein'in işlerine son verdi. Onların yerine daha kötü kumandan fakat daha iyi Nazi olan Walter Model ve Ferdinand Schön'a geçti. 8 Nisan'da Sovyet güçleri Kırım'a ilerledi. Sadece 2 gün içinde Odessa kaybedildi. Ayın 17'sinde Ternopil Zhukov'a yenildi.
Bu çok bilinen bir çatışma değildir ve Ternopil de ana şehirlerden biri değildi. Ama Hitler Ternopil'i kale ilan etti. Führer Fesch'un. Bunun sonucunda Ternopil'i 4500 kişi savundu. Saldırıda 55 Alman sağ kaldı. Mayıs'ın ortasında 25 bin kişilik askerin teslim olmasıyla birlikte Kırım temizlendi ve Sovyetler dikkatlerini yaza, savaşın en büyük saldırısına, Bagration Harekatı'nın planlanmasına verdi. Bagration, Batı Avrupa'nın istilasıyla aynı ana getirilecek şekilde planlandı. Stalin'in söz verdiği ikinci cephe sonunda 1944 yılında açıldı. İkinci cephenin planı Nisan 1943'ten beri devam ediyordu. Yüzlerce erkek ve kadın bir tek bilgisayarın, hesap makinesinin ve telefonun yardımı olmaksızın öngörülemeyen denizin 35 kilometresine yayılmış ve korunan sahillere çıkarma yapan muazzam bir istila gücüne iletişim, destek, tedarik sağlayacak ve bu kuvvetleri güçlendirecek lojistiği planladılar. Yaptıkları iş çok sayıda insan ve materyal içermekteydi. Ve gizlilik son derece önemliydi. Her türlü hileye başvuruluyordu. Dördüncü İngiliz ordusu İskoçya'da Alman bölüklerini kuzeye çekti. Fakat dördüncü ordu diye bir şey yoktu. Patton'ın Güneydoğu bazlı birinci ordusu kanal kapılarına açık bir tehditti. Ama Patton yönetiminde birinci Amerikan ordusu diye bir şey yoktu. Normandiya'ya düşen her bomba için üç bomba başka yere düşüyordu. Almanlar Birleşik Krallık'taki ajanlarından aldıkları istihbaratlara bağlı durumdalardı. Fakat çıkarma gününde bu ajanların her biri taraf değiştirerek Almanlara sahte bilgiler verdi. İngiltere'nin güney yakasının büyük kısmından 16 kilometre derinliğe kadar olan bölüm askeri bölge ilan edildi. Köyler boşaltıldı ve istila alıştırmaları yapıldı. Yüksek komutada Eisenhower'ın İngiliz-Amerikan meteorolog ekibi onu 5 Haziran hakkında uyardılar. Ayın 6'sı için onay verdiler. Ardından Eisenhower istila emrini verdi. Başlık her şey tersine döndüydü. Ve Eisenhower şöyle dedi: "Umuyorum ki ne yaptığımı biliyorumdur." Sadece bekliyorduk, yüklüyorduk ve çıkarıyorduk. Tankları yüklemeye başladığımızda, "Evet işte bu," diyorduk. "Evet bu." İstilaya gidiyor olduğumuz hakkında hiçbir şey belirtilmemişti bize. Ama çok sayıda gemi vardı. Çıkartma gününe kadar bunun hakkında pek bir şey bilmiyorduk. Sadece Fransa'yı işgal edeceğimizi biliyorduk. Elimizde sahildeki, Juno'daki ve diğer yerlerdeki hedeflerimizin fotoğrafları vardı. Yolda yediğimiz tek şey yeni, kendini ısıtan bir çorbaydı. Çoğu kişi bu çorbayı ısıtırdı. Böylelikle alt kısım aşırı sıcak olurdu. Sebzeler yanardı ve en üstü soğuk kalırdı. Yanlış giden çok şey vardı. Bütün bunların etkisine şaşırmıştım. Karaya çıkacak hangi numaralı gemide olacağımızı söylüyorlardı. Yüzlerce ve yüzlerce aracı geçiyorduk. 59 numaralı gemide olduğumuzu söylüyorlardı ve ben bu geminin hiç umudu olmadığını düşünmüştüm. Aslında oraya gittikçe 59 numaralı gemi geliyordu. Olağanüstü derecede etkiliydi. Diğer tarafa koşacaklarından korkuyorlardı. Çünkü adamlar deniz kabuklularından daha bile pembeydi.
ve botları gördüğümde gitmeye hazırdılar. Ve sonra dedik ki kaybedemeyiz. İstilayla karşılaşırken yeni kumandan von Rundstedt'ti. Çıkarma günü karısının doğum günü olduğu için orada olmamasına rağmen çıkarmaya karşı güçlerin... Asker grubu B'nin başında da Erwin Rommel vardı. Rundstedt'in kumandasında esir olarak ölmeyi değil, asker olarak savaşmayı seçen 60 bin Rus'a karşı 850 bin kişi vardı. Almanların 1944 yılında Fransa'nın korunması için sahip olduğu tanklar, aynı yerin 1940 yılındaki işgaline nazaran daha az sayıdaydı. Ama Hitler'in fikri üzerine 2000 kilometreden uzun ve 12 bin sığınakla desteklenmiş Atlantik duvarını güçlendirmişlerdi. 2 milyon köle işçi bu duvarı inşa etmek için 2 yıl çalışmıştı. Silahların çoğu Maginot hattından çalınmış ve getirilmişti. İstila donanması 700 savaş gemisinden oluşuyordu. Görevleri hava savunması ve kıyı bombardımanıydı. Çıkarmayı 2700 gemi destekledi. Gemiler erzak, takviye ve yakıt boruları şeklinde altyapı taşıyorlardı. Marlborough limanları bu şekilde sürdürülebilir hale getireceklerdi. 2500 çıkarma gemisi vardı. Gemilerin her birinin kaptanına 700 sayfalık talimat kitabı verildi. Hepsinin ötesinde müttefik hava kuvvetleri binlerce uçak uçurdu. Almanlar kullanılabilir 170 makineyle onlarla karşılaşabildiler. Bu girişimde toplam 3 milyon müttefik personeli çalıştı. Normandiya'yı işgal etmek için 5000 gemi bir araya gelmişti. Görülmeye değer bir manzaraydı. Ufukta o kadar çok gemi vardı ki, giderek büyüyen ve en sonunda Normandiya sahiliyle birleşen küçük köpekler gibi görünüyorlardı. Hepsi önümüzdeydi. O gün orada olup gemileri, uçakları gören herkes... Bunu kimse unutamayacaktır. Konvoy boyunca o kadar çok gemici vardı ki, bunların hepsi de sadece kollarını kullanarak birbirleriyle semaforla konuşuyorlardı. Birbirlerine çok yakınlardı ve diğer gemilerle konuşabiliyorlardı. Çok sertti ve çıkartma gemilerinde örtü yoktu. Orada öylece güvertede yatıyordunuz. O kadar hastaydım ki, Almanların bizi batırması için dua ediyordum. Geceyi Ranzam'da geçirdim. Önümde çok yoğun bir gün vardı. İstilacılar Normandiya kıyısına 90 kilometre boyunca uzanan 5 sahile indiler. Bu sahillere planlamacılar tarafından verilen isimler savaş tarihinin yok edilemez parçalarından biridir. 21. Ordu Grubu General Montgomery İngiliz kıyılarındaki limanlardan denize açıldı. Amerikan 1. Ordusu General Bradley Utah ve Omaha sahillerine indi. İngiliz 2. Ordusu General Dempsey, Gold, Juno ve Sword sahillerine indi. Amerika 82. ve 101. Hava Kuvvetleri Utah'ın arkasından, İngiliz 6. Hava Kuvvetleri ise Sword'un arkasından indi. Hesaplamalara göre 5 ve 6 Haziran gecesi inen hava ordularının %75 kadarı yanlış yere inmiş ve erken çatışmada yer almamışlardır.
Rommel'in çıkarmaya karşı 34 bölüğü vardı fakat bunların çoğunluğu yanlış yerdelerdi. Birçoğu güçsüzdü ve bazıları da mide şikayeti olan halsiz adamların olduğu birliklerdi. Beş müttefik bölüğü kıyıya geldi. Birincisi Amerikan 4. Piyade bölüğüydü. Güçlü bir akıntı yüzünden hedeflerinden 180 metre uzakta karaya çıkmışlardı. Fakat zayıf korunan bir pozisyona sürüklenmişlerdi. 4. bölük çıkarma gününde 23 bin kişi olarak karaya çıkmış ve sadece 197 kişilik kayıp vermişti. Omaha'da ise farklı bir hikaye vardı. Omaha sahiline bütünüyle ulaşamadık. Bu yüzden rampaları indirmek zorunda kaldık. Ve herkes suya girmek zorunda kaldı. Teçhizatlı bir sürü insan aşağı indi ve bunlardan bazıları bu teçhizatlar yüzünden hayatlarını kaybetti. Omaha sahili kayalarla doluydu ve günün çoğunda Amerikan 1. ve 29. bölükleri yoğun ateş altında kaldılar. Yüzen tanklar önceden gönderildi ve birçoğu piyadeyi açıkta bırakarak battı. Günün sonunda 55 bin kişi karaya çıkmıştı. Fakat bu 4600 kişiden fazla ölüme neden olmuştu. Dördüncü sahil Gold'tu. İngiliz 5. ordusu askerlerini buraya indirdi. Göğüs hizasına kadar suya girdim ve sudan kuma çıktım. Sadece 3 veya 4 adım gitmiştim ki yanımda 2 numara battı ve kan fışkırdığını gördüm. Eğildim, hadi Charlie dedim. Biri çığlık attı. Sahile, sahile gidin. Söylemenize gerek yoktu. Zaten böyle yapıyordum. Ama arkadaşınızı öylece bırakamazdınız. Kanada 3. bölüğü Juno'ya çıktı. Ve burada su altı engelleri ve sert sular yüzünden zorluk yaşadılar. Geceye kadar İngiliz 50. bölüğüyle temas kurmuşlardı. Son sahil Sword'tu. İngiliz 3. bölüğü buraya başarıyla çıktı. Bunların hepsinin içinde bir de herkesi sahile yönlendiren denizciler vardı. Sahile, sahile, herkes sahile. Aralarında biri vardı ve biraz aptalca bir şekilde omzuna bakıyordu. Kurşunlar ona çarptıkça omzunun parçaları uçuyordu. Omzu resmen patlamıştı. O sadece omzuna bakıyordu. Tanrı bilir bu şekilde kaç adam öldü. Belki de kaçınılmaz genel kafa karışıklığı, insan ve makine kitlesi ve çelişen başarı seviyesi savunmacılar için bir fırsat yarattı. Başta yanlış yerdelerdi. Tepki göstermede ve yeniden konuşlanmada yavaştılar. 21. Panzer bölüğü Kane'i tutuyordu. Burası çıkarma günü hedeflerinden biri olan müttefiklere vermeyi reddediyorlardı. Şehri bir süre daha savunmaya devam ettiler. Yapılacak ilk şey kuşatmayı sahilin karşısına taşımaktı. Sonra bir mayın tarlasından geçtik. Bu mayın tarlasında bizimle birlikte oraya gitmekte olan 7 tank vardı. Çıkarmada teli kesmek için bize 3 tank vermişlerdi. Sanırım bu tanklar 5 dakika dayandı.
birbiri ardına. Ne yazık ki tek tek vuruldular. Almanların 88'leri vardı ve bu 88'ler inanılmaz silahlardı. ...6 Haziran günü ilerledikçe birlikler sahiller dışında köylere ve kıyıların arkasına ilerleyerek... ...çapı sahillerden genişletmeye başladılar. Sahilden mümkün olduğunca hızla uzaklaşın. Sonra yanınızdaki küçük yoldan sağa dönün... ...ve kiliseyi göreceksiniz. Buradan sokaklara ilerleyin. Ben de kapıdan çıktım ve 5 çıkış dedikleri silahı aldım. Kilidi hedef aldım. John Wayne tarzı ve bam. Vurur vurmaz omzumda bir el hissettim. Arkamı döndüm. Siyah elbiseli bir adam vardı. Bir papazdı. Sadece kafasını sallayarak yürüdü, döndü ve kapıyı açtı. İçeriye girerken herhangi bir şey kadar acizdim ve tamamen aşağılanmış gibiydim. Öğleden sonra Hitler eldeki panzer bölüklerinin konuşlanması iznini verdi. 6 Haziran gününün sonunda Hitler hala Normandiya'nın istila edildiğine ikna olmamıştı. Savaş hilesi gibi görünüyordu. Ama savaş hilesi değildi. 6 Haziran'da, aslında 5 Haziran'ı 6'sına bağlayan gece saat 2'de alarmla uyandırıldık. Amerikalılar Normandiya'ya indiler. Burayı boşaltmak zorundaydık. 6 Haziran'ı 7'sine bağlayan gece Landerneau'dan Saint-Lô'ya 350 kilometre sürecek yolculuğumuza başladık. Sadece geceleri yürüyerek 350 kilometre gittik. Amerikan ve İngiliz uçakları yüzünden gündüz yürümek çok tehlikeliydi. Bu yüzden geceleri yürüyor, gündüzleri tarlalarda saklanıyorduk. Birinci günün sonunda müttefikler istilanın hedefi olan alandan uzaktalardı. Fakat kıyıda 156 bin adamları vardı. Bu adamlar kıyıda duruyor, kıyıyı destekliyorlardı. Hava hakimiyetleri de vardı, deniz desteği tartışmasızdı. Bu da şu anlama geliyordu, takviye ve tedarik engellenemeyecekti. Bu parkta yürümek gibi bir şey olmayacaktı. Sadece 3 hafta içinde müttefikler 800 bin kişilik orduyu çıkaracaklardı. Normandiya'dan başlayıp Alman fetihlerini zayıflatacaklardı. İmparatorluğun bedelinin bir sonraki bölümünde müttefikler Normandiya sahilinden çıkıp onları Rin'e taşıyacak şekilde ilerleyecekler. Sovyetler Birliği Bagration harekatını başlatacak ve Berlin'e taşınacak olan saldırıya başlayacaklar. Asya'da ise Filipinler kaybedilecek ve müttefik orduları Japon topraklarına girecekler.